Kahinlerce sormuş bu cesareti ve en güzel Allah'a teşekkür ederiz, şükrederiz. Tabii bugün çok sevinçli bir gün. Çok, çok hatıralar var. Evlat sevinirse baba sevinir. Baba sevinirse bizim sülale sevinir. Bugün daha canım belki de en rahat ettiği, en mesut olduğu günlerden bir tanesi daha. Çünkü çok sevdi evlatlarının torunlarını. Allah'ın önüne elhamdülillah bugün bu kuvvetle gösterdi. Mervi sevinirse Mevla abi sevinir. Mevla abi sevinirse daha amca sevinir. Daha amca sevinirse kim sevinmez ki? Babası, dedesi, efendisi hepsi sevinirler. Onları sevdirmek de elhamdülillah büyük ibadet, büyük sevap. Bizim birimiz yok ki evlada yapılan babaya yapmak üzerektir. İyilik eden de kendine, eden de kendisine ver. Mübarek hocamız, Allah rahmet eylesin, Allah şefaat eder, ailesin, kutsasın, sabah eylesin, Cenab-ı Hak olsun. Gitti ziyaretlerine bulundu. Bir gün buyurlar ki, kardeşimler ben ömrüm boyunca derdim ki, ya Rabbi bu seyitler nasıl insanlardır? Onlar nasıl Allah'ın sevgili kullarıdır? Ben bir tane seyit görsem, bir tane seyit görsem diye hep Cenab-ı Hakk'a dua ettim. Allah-u Teala bu saf ve temiz olan duamı kabul etti ve Efendi Hazretleri karşıma çıkardı. Efendi Hazretleri'ne kavuştum. Efendi Hazretleri'nden sonra da elhamdülillah şimdi bakmaya kıyamıyorum. Nereye basıp bir seyit görüyorum. Ya Rabbi diyorum yani dünyada küreyi arza imkan yok, inanamıyorum. Bu kadar seçilmiş ve seçilmiş ve sevilmiş bir cemaat göreve gelsin. Hazan bir kadar daha bir başka bir şey diyemem. Çok şükür. Bugün yukarıda mescitte arkadaşlara bir şey anlattım. Bir gün Abdullah İbni Mübarek Hazretleri bir camiye gitmiş. Camide bakmış ki bir köle ellerini açmış dua ediyor. Ya Rabbi diyor bana olan muhabbetin hatırı için, Ya Rabbi diyor bana olan aşkın hatırı için affet şu Müslümanları. Allah Allah. Abdullah Mübarek Hazretleri duruyor. Bir dakika, bir dakika diyor, bir dakika diyor. Sen diyor, nereden diyorsun Cenab-ı Hak seni bu kadar çok seviyor ki? Diyorsun ya Rabbi bana olan muhabbetin hürmetine, bana olan aşkın hürmetine affet bu Müslümanları. Ne temin böyle bir de diyor. Nereden biliyorsun Allah seni bu kadar çok seviyor? Efendim diyor ben bizim efendiyi gördüm. Patronu gördüm. Hep sevdiklerini alıyor karşısına, huzuruna. Sokakta geçenleri almıyor. Efendilerin efendisi ona yüce Allah diyor beni evine çağırdı geldi. Beni huzuruna kabul etti. Huzurunda durdum. E diyorum nasıl beni sevmesin? Beni sevmesin diyor. Niye camiye çağırsın beni? Niye beni karşılansın ve bana ibadet yapayım? İşte diyor iman ettim ve inandım ki Allah beni seviyor. Hey! Allah görsen devam et bu duaya. Allah seni nasip etsin. Öyle. Şimdi arkadaş. Buraya da sokakta geçenler gelmedi. Maske insanlar da gelmedi. İşte Bebeğin Dağı'nı sevenler, onu sevdikleri. Her neyse hep beraber geldi. Ve bir cemaat teşekkür etti. Hadis-i Şerif var. Sevgili Peygamber söylemiyorlar Hadis-i Şerif. Cemaatte rahmet vardır, ayrılığında azab ilahi vardır. Cemaatte rahmet vardır, ayrılığında azab ilahi vardır. Mübarek hocamız bir sohbetlerinde buyuruyorlar. Allah-u Teala'nın sevgili kulları eğer bir araya gelirse hiç konuşmasınlar. Yemek yesinler, ne yaparsa yapsınlar. Oraya rahmet iner. Rahmet. O halde bu gece büyük rahmete kavuştuk. Allah-u Teala inşallah bu gece hürmetine bu sevgili kulların ardına kalplerimize şifa verir de kalplerimiz şifa olsun. Bu rahmetle hepimiz kavuşalım. Bu da kıymetli bir yerim. Şimdi Ümeydullah'a Ahra Hazretleri'ni anlattı. Ümeydullah abi, tabi adaşı. Ümeydullah'a Ahra Hazretleri sormuş.
kıyıda arasında sormuş. Eğer cuma namazı, cuma vaktinde Allah-u Teala'nın bütün duaları kabul ettiği bir anne bize geçebilseniz, Cenab-ı Allah'tan ne isterseniz diye. Hepsi güzel güzel bir şeyler istemişler. En sonunda demişler ki, peki efendim, ya siz ne isterdiniz Allah-u Teala'dan? O vakti eğer bir olsaydınız. Hayır, ben sohbeti salihin isterdim. Yani Allah'ın salih kullarının arasında olmayı isterdim. Sohbetle bulmak isterdim. İşte bu. Bir gün ben mübarek hocamda sordum. Bir sahilde bir kenardaydık. Uzakta bir yerden. Dedim ki, ben bakınız. Denize dedim, motorlar var, kayıklar var, işte yatlar var, yanlar var. Bir sürü insanlar eğleniyorlar, zevkleniyorlar, neşeleniyorlar. Biz de boş bir yer bulduk, burada oturuyoruz. Acaba cennette Allah-u Teala Müslümanlara da böyle yatlar, böyle villalar verecek mi dedim sahilde? Cennette var mı Müslümanların? Buradaki yatlar nerede burada? Efendim bakınız, karşılar da var. Yallah nerede burada? Burada dedim. Ben görmüyorum burada. Bunda da bir hikmet var. Bakın efendim, bu gözlerin hepsi şimdi var, yarın yok. Yani bunun hepsi birer hayal yoktur. Siz bunlara var demeyin. Bir şeyin var olması için onun kalıcı olması lazım. Devamlı olması lazım. Ama unutmayın ki burada, unutmayın ki bu dünyada gördüğünüz her güzel şeyin aslı cennettedir. Ama aslı cennettedir. Böyle sahtesi, böyle bozuk olan değil burada. Yani var karşılığıdır. Dedim ki, biz de Uludağ'a gidemiyoruz. Uludağlar millet kayak yapıyor. O ben kar mağazası çok seviyorum, karlı yerler çok. Mesela Uludağ'a gibi yüksek yerler, karlı yerler var mı efendim? Nasıl yapalım? Başlar bir de hemen burada. Ne varsa hepsi var. Ama hemen işte burada. Onlara ne bakmaya vakit var, ne onları seyretmeye vakit var, ne orada eğlenmeye vakit yok burada. Ben vallahi doğru. Ya cennette bunlara vaktimiz olmayacak burada. Çünkü orada öyle sohbetler olacak burada, o sohbetler. Varken bunlar zevklenmez. Bunlar akla gelmez, bunlar hayale gelmez. Mesela burada, biz Efendi Hazretleri giderdik. Efendi Hazretleri giderdik. Efendi Hazretleri sohbet yapanlardı. Çıktığımız zaman aklımız başına giderdi. Allah Allah, ev varmış, hayatta şu şu varmış, ağaç varmış. Yani ondan sonra gözü çiğler görürdü. Yoksa tamamen sivriliklerdi bunlar. Aklımıza hiçbir şey gelmezdi. Bu dünyadaki sohbet böyle. Ya ahirette ya cennette burada, orada İmam Rabbani'nin sohbeti, Efendi Hazretleri'nin sohbeti, Tahir'in sohbeti, Bayram'ın sohbeti, Gezen'e Peygamber'in sohbeti. Yani Allah da nasip etsin inşallah. Onun için sabah bir mektuba okuyordum, uykum kaçmıştı, öyle buyuruyor İmam Rabbani'nin. Sakın diyor güzel gönlünüzü dünya çöplüğüne erişemeyin, dünyaya meyletmeyin. Dünyayı kalbinize koymayın. Bu fani olan, bu fani olan ve hiç kimsenin elinde kalmayan, elden ele dolaşan, bu çok kötü 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 tabir. Ne kadar gördüm bari? Efendim, sakın da böyle birine gönül vermeyin. Bu gönül Allah'a mahsustur. Onu Cenab-ı Hakk'a saklayın. Tabi Allah sevgisine koşmak böyle ta diye göklemek olmaz. Bunda bir sırası var. Bunda bir silsilesi var. Bunda bir basamakları var. O basamakların birincisi ve belki de en önemlisi işte böyle Müslümanların birbirini sevmesidir. Bana bu filah, bu filah derler. İş buna başlar. Dolayısıyla bir din kardeşin kalbi kıran, bir din kardeşin hakkın aleyhine konuşan, bir din kardeşin kıymetini dedikodusunu yapan, hiç uğraşmasın ki ben Allah'ın sevgili kulu olurum diye. Hiç uğraşmasın. Yok böyle bir şey. Çünkü mübarek hocam buyurlar ki
Bunun ilk basamağı Bismillahirrahmanirrahim, bu bu filan, bu bu filandır. O da din kardeşine Allah için muhabbet beslemek, Allah'ın düşmanlarına Allah için olarak muhabbet beslememektir. O da kalbi bir olaydır. Ondan sonra din kardeşine aşık olacaksın. O din kardeşi olan aşkından hocana aşık olacaksın. Hocanın, hocalarına muhabbetin artacak. Onun dediği yolda göreceksin. Cenab-ı Peygamber'e fani olacaksın. Sonra Allah'a kadar çalışacaksın. Böyle birden bire yok öyle hikaye. Kolay değilmiş. Onun için saflarımızı sıkıştıralım, sıklaştıralım. Birbirine karşı olan hatlarımıza yer verelim. Sevgi ve muhabbete aşırı derecede ilerleyelim. Hiç önemli değil. Çünkü bu sevgi rahmete vesiledir. Bu rahmet inşallah hepimizin kurtulmasına sebep olur. Sübhane Rabbi Kerabbi. İzzet Amr-ı Yasuf'un ve selamlarına yükselin. Ve Rabbine Rabbil Alemine Fatiha. Bütün büyüklerimizin ruhları için Fatiha'nın için, yuvarlıcının için, yuvarlıcının için, Fatiha Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillah Rabbil Alemine Rahmanine Rahim. Mübarek olsun. 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 Mübarek olsun.